Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış, bir yokmuş. Günlerden bir gün Kandahar'da bir padişahın gözünün nuru, Nuşaperi adında bir kızı varmış. Nuşaperi'nin babası çok zalim ve acımasızmış. Halka sürekli eziyet eder, diğer padişahlar onun zulmünden şikayetçi olurmuş. Bu padişahın bir de naibi varmış. O da padişahtan geri kalmazmış. Naib, padişahın emrini 3 kat daha fazla halkın sırtından çıkarırmış. Naibin zulmünden insanlar şehirden kaçmaya başlamış. Köylülerin iyi kızlarından biri naibin gözüne ilişseydi, ya Kandahar padişahı için ya da kendisi için zorla alırmış. Kandahar padişahının kızı Nuşaperi Hanım bakmış ki babasının bu vilayetteki zulmü her geçen gün artıyor. Neredeyse halkın tamamı şehri terk edecek. Nuşaperi Hanım kendini hastalığa vurmuş. Haber padişaha gitmiş ki kızı çok hastadır. Kandahar padişahı bu haberi duyar duymaz kalkmış. Nuşaperi Hanım'ın yanına gelmiş. Görmüş ki kızı yatakta. Kızına sormuş. Kızım, hastalığın nedir? Nuşaperi Hanım bakmış ki babasıdır. Sesini, yüzünü değiştirip başlamış inlemeye. Babası bakmış ki kızı cevap vermemiş, yanına oturmuş. Başlamış eliyle onun başını okşamaya. Sonra kızına demiş ki, ''Ey sevgili kızım, hastalığın nedir?'' Nuşaperi Hanım inleye inleye demiş ki, ''Babacığım, kaç gecedir rüyalarımda beni çok sıkıp rahatsız ediyorlar. Herkes rüyama girip senden şikayet ediyor. Diyorlar ki, baban bize çok eziyet ediyor.'' ''Merhametli babacığım, işte benim hastalığım o rüyadan oldu. Bu dert beni sarartıp soldurdu. Korkumdan da sana sırrımı açamıyorum.'' Nuşaperi Hanım sözünü tamamlamadan babası kalkıp kızının yüzüne bir tokat atmış. Nuşaperi Hanım'ın ağzı kanla dolmuş. Şah öfkesinden kalkıp kendi sarayına gitmiş. Nuşaperi Hanım kalkmış, elini yüzünü yıkayıp tahtına oturmuş, düşünmeye başlamış. Bu düşüncelerle Nuşaperi Hanım akşamı etmiş. Akşam olup bütün hizmetkarlarını yanına toplayıp emretmiş ki, onun yatak odasında kimse kalmasın. Herkes dağılmış. Nuşaperi Hanım kalkmış, bir takım erkek pehlivan kıyafeti almış, baştan aşağı giyinmiş. Kılıcını beline bağlamış, kalkanını eline almış, yavaş yavaş yürümeye başlamış. Nuşaperi Hanım bir erkek kıyafetinde şehirde kapı kapı gezmiş. Gecenin sabahına kadar gezmiş, bir şey bulamamış. Sabah namazında evine dönmüş. Kıyafetini çıkarmış, yatağa girmiş. Akşam olduğunda yeniden kalkmış. Yine baştan aşağıya erkek kıyafetini giymiş, kılıcını beline bağlamış, kalkanını eline almış. Evden çıkmış, yoluna devam etmiş. Nuşaperi gezmediği yerleri karış karış gezmiş. Yine bir şey bulamamış. Ama şehrin kenarında bir kulübe görmüş. O kulübeden ışık geliyormuş. Nuşaperi Hanım kendi kendine demiş, ''Eyvah, babamın bu kadar büyük şehrinde binlerce ev var, evlerin hiçbirinden ışık gelmiyor ama bu kulübeden ışık geliyor. Kesin burada bir sır var.'' Nuşaperi Hanım'ın içine bir şüphe düşmüş. Işığı takip ederek oraya doğru gitmeye başlamış. Gidip ışığın geldiği yere varmış. Nuşaperi Hanım bakmış, burası küçük bir kulübe ama bahçesinde bir ağaç var. Nuşaperi Hanım kapıyı çalmış. O sırada Nuşaperi Hanım'ın yüzüne kapı açılmış. Yaşlı bir kadın Nuşaperi Hanım'ın önüne çıkıp demiş, ''Ne istiyorsun?'' Nuşaperi Hanım yaşlı kadına demiş, ''Allah'ın misafirini ister misin?'' Kadın cevap vermiş, ''Yüce Allah'a kurban olurum, misafirine de olurum.''
Nuşaperi Hanım içeriye girmiş, görmüş ki burası küçük bir kulübe. Ama sol tarafta bir kapı, sağ tarafta ise bir mutfak var. Nuşaperi Hanım evi gözden geçirmiş, duvarda bir kılıç asılı olduğunu görmüş. Kadın Nuşaperi Hanım'ı eve bırakmış ve çıkıp gitmiş. Bir süre sonra geri dönüp gelmiş. Nuşaperi Hanım'ın altına döşek sermiş, su getirmiş, onun elini yüzünü yıkamış. Nuşaperi Hanım'ı evin baş köşesine oturtmuş. Bir süre sonra kadın kalkıp Nuşaperi Hanım'ın önüne sofra sermiş, çay getirmiş. Çaydan sonra yemek gelmiş. Kadınla Nuşaperi Hanım yemeği yiyip bitirmişler. Yatma vakti gelmiş, kadın kalkıp Nuşaperi Hanım'a yer sermiş. Nuşaperi Hanım bakmış ki kadın uyumuyor. Nuşaperi Hanım elbiselerini çıkarmadan onlarla birlikte yatağa girmiş, uyur gibi yapmış. Görmüş ki kadın kalkıp duvardan kılıcı almış. 3 kez kılıcı onun üzerine çekmiş. Nuşaperi Hanım bu durumu görünce yerinden kıpırdamamış. Anlamış ki burada bir sır var. Kadın kılıcı yeniden duvara asmış. Sol taraftaki kapıyı açmış, diğer odaya girmiş. Bir süre sonra kadın 2 küçük köpek getirmiş, evin ortasına bırakmış. Köpekleri zincirden çözmüş, altlarına yumuşak bir şey sermiş. Bu köpekler birbirleriyle oynamaya başlamış. O kadar oynamışlar ki sonunda yorulup her biri bir tarafa yığılıp yatmış. Kadın kalkmış, bunların altına bir takım ipek yorgan döşek sermiş. Köpekleri yorgan döşekte yatırmış. Kendisi de başlarının ucunda oturup ağlamaya başlamış. Kadın o kadar çok ağlamış ki sonunda kendinden geçmiş, yere yığılmış. Bir süre sonra kendine gelmiş. Yine başlarının ucunda oturmuş. Eline yelpaze alıp köpekleri yelpazelemiş. Nuşaperi Hanım daha fazla sabredememiş. Yataktan kalkmış, kadını yakalayıp dizlerinin altına koymuş. Çıkıp kadının göğsüne oturmuş. Kılıcını çekip demiş. Ey kadın, bana bu sırrı anlat. Eğer anlatmazsan Allah'a yemin ederim ki seni parça parça ederim. Kadın demiş, hayır söyleyemem. İkisi de tartışmaya başlamış. Kadın bakmış ki bu genç adam onu öldürecek, ağlamaya başlamış ve demiş, bırak anlatayım. Nuşaperi demiş, yemin et sonra bırakayım. Kadın annesinin sütü üzerine yemin ettikten sonra Nuşaperi Hanım onu bırakmış. Kadın bir köşeye oturmuş ve demiş, ey pehlivan delikanlı, dinle ve bil, bu 2 köpek insandır. Onları bir kadın büyüyle bu hale getirdi. Nuşaperi Hanım, ey kadın, anlat bakalım, nasıl oldu da bu kadın onları büyüledi diye sormuş. Kadın gelip Nuşaperi Hanım'ın yanına oturmuş. Sağ elini onun dizine koymuş ve demiş, günlerden bir gün kocam balık ağını alıp deniz kenarına gitti ki akşama kadar biraz balık tutsun. Akşam gördüm ki kocam boş geliyor. Ondan haber aldım. Kocacığım, neden böyle oldu? Kocam dedi, karıcığım, sabahtan beri kaç kere ağ attım. Hiç balık tutamadım. Yarın yine gideceğim. Allah büyüktür. Belki balık tutabilirim. Sabah oldu. Kocam ağı alıp deniz kenarına gitti. Gün batımına 1 saat kala gördüm ki kocam sırtında bir sandık zorlanarak geliyor. Hemen kocamın önüne çıktım ve dedim, ey kocacığım, bu sandık nedir? Kocam dedi, önce bir yardım et, sonra anlatırım. Sandığı kocamın sırtından alıp yere koyduk. Sabırsızlıkla tekrar sordum, ey kocacığım, anlatsana, bu sandıkta ne var? Kocam dedi, karıcığım, bilmiyorum bu sandıkta ne var. Sabah denize gittim, 3 kez ağı attım. Hiç balık tutamadım. Ama gördüm ki dalgalar önüne bir sandık almış, o tarafa bu tarafa atıyor. Hemen denize atlayıp sandığı aldım ve kıyıya çıkardım. Bundan sonra hemen sandığın ağzını açtım.
gördüm ki sandığın içinde bir oğlan çocuğu, bir de kız çocuğu var. Bunları görür görmez kocama dedim. Ey kocacığım, ne iyi oldu. Kaç yıldır Allah'tan çocuk istiyorduk. Şimdi şükür ki dileğimize kavuştuk. Kocam dedi, karıcığım oyalanma, bu çocukları al ve canlandır. Hemen çocukları sandıktan alıp ilaç tedavisi yaparak canlandırdım. Geri dönüp sandığı almak istedim. Sandığın içinde bir torba vardı. Torbayı açtık, içinde bir sürü altın ve bir kağıt parçası vardı. Kocam kağıdı okuyup gelince dedi ki, karıcığım bu çocuklar amca kızı ve amca oğlu. Ey genç delikanlı, dinle ve bil. Başladım bu iki yetimi büyütmeye. Her ikisini okula gönderdim. Masallarda zaman çabuk geçer. Bu iki çocuk büyüdüler. Delikanlı ve genç kız oldular. Günlerden bir gün bunlar yanıma geldiler. Bana dediler ki, biz gezmeye gidiyoruz. Ne olur bize izin ver. Ben dedim, ey çocuklarım, gidip gezmeyin. Ama onlar dinlemediler. Çok söyledim, az dinlediler. Sonunda gördüm ki bunlar benden vazgeçmiyor. Ben de izin verdim, gittiler. Akşam oldu, kocam eve geldi. Benden onları sordu. Ben de dedim ki, ey kocacığım, onlar öğleden sonra bana gezmeye gideceklerini söylediler. Ben de izin verdim ama bu vakte kadar dönmediler. Kocam bu sözü duyunca başına vura vura çıplak ayakla başı açık onların peşine düştü. Şehri alt üst etti ama bulamadı, eve dönüp oturdu. Koca bir ay bekledi. Bir ay geçti, onlardan haber yoktu. Kocam ağlamaktan kör oldu, evin bir köşesine oturdu. Dinle ey pehlivan, bu sırrı bil. Günlerden bir gün avluda oturuyordum, pirinç ayıklıyordum. İki güvercin geldi, ağacın dalına kondu. Büyük güvercin küçük güvercine dedi ki, bacılı, bacılı. Küçük güvercin dedi, can bacılı. Büyük güvercin, bu karıyı tanıyor musun dedi. Küçük güvercin, hayır bacılı, tanımıyorum dedi. Büyük güvercin, bu karının başına geleni Allah kimseye göstermesin dedi. Küçük güvercin, bacılı, bacılı, anlat bakalım bu karının başına ne iş gelmiş dedi. Büyük güvercin bir dal aşağı inip anlatmaya başladı. Ben güvercinlerin konuştuğunu görünce sessizce dinlemeye başladım. Büyük güvercin kardeşine dedi ki, ey bacılı, günlerden bir gün bu kadının kocası iki yetim bulmuş. Bu yetimler amca kızı ve amca oğluymuş. Zaman geçti, büyüdüler. Bir gün ondan izin alıp gezmeye çıktılar. Yolculukları padişahın bahçesine düştü. İkisi bir ağacın dibinde yatmışlardı. Padişahın şehri gezen naibi o sırada oradan geçiyordu. Elini yüzünü yıkamak için bahçeye girdi. Gözü bu kızla delikanlıya ilişti. Hemen padişaha koşup haber verdi ki, bahçende bir kızla bir oğlan yatıyor. Kız da güzel, oğlan da güzel. Padişah bu haberi duyunca naibin elinden tutup ağacın dibine geldi. Padişah baktı ki bir delikanlı yatıyor dünyaya bedel. Gözü kıza takıldı. Bin gönülden bir gönüle aşık oldu, emretti. Delikanlıyı zindana, kızı da hareme götürdüler. Padişah gece boyunca kızı kendine bağlamak için zorladı ama kız ona yüz vermedi. Padişah deliye döndü. Vezir kızı öldürmek istedi ama padişah bunu öğrendi. Şehrin kenarına bir kale yaptırdı. Kızı oraya hapsetti. Kapısına da nöbetçi koydu. Şehirdeki tüm falcıları, büyücüleri kıza gönderdi ki onu baştan çıkarsınlar. Ama kız teslim olmadı. Sonunda padişah çaresiz kaldı. Her gece kıza gider, yüzünü toprağa sürerdi ki kız onunla konuşsun. Ama kız onu görünce kaçıp saklanırdı.
Bir süre böyle geçti. Günlerden bir gün bir kadın bu durumu öğrenip kalenin yanına geldi. Baktı ki kız orada tek başına, yanına gitmek istedi ama nöbetçiler izin vermedi. Kız baktı ki yanına bir kadın geliyor ama nöbetçiler izin vermiyor. Hemen onlara dedi ki, "Kadını yanıma bırakın." Nöbetçiler kadını bıraktılar. Kadın hemen kızı yetişip yanına oturdu ve dedi ki, "Kızım, bir yudum su ver, çok susadım." Kız ona su verdi. Kadın suyu içtikten sonra bir ah çekip dedi ki, "Ey kızım, madem padişaha gitmek istemiyorsun, neden kendini burada çürütüyorsun? Amcanın oğlu zindanda. Buradan bir tünel kazdırıp onu her gece yanına getir." Kız baktı ki kadın akıllıca konuşuyor ve dedi, "Ey kadın, bana bir tünel kazıcı bul." Kadın bu sözü duyar duymaz hemen şehre gitti, bir tünel kazıcı bulup kıza getirdi. Kız tünel kazıcıya dedi ki, "Ey tünel kazıcı, bu kaleden padişahın zindanına tünel kazmak ne kadar sürer?" Tünel kazıcı, "Bir gece," dedi. Kız razı oldu. Tünel kazıcı kaleden zindana tünel kazmaya başladı. O gece tüneli bitirdi. Kız amcaoğlunu getirip yanına aldı ve birlikte sohbet etmeye başladılar. Kadın padişaha gitmek istedi ama izin vermediler. Sonunda kadın bir büyü okuyup yılan oldu. Kapının deliğinden geçip padişaha ulaştı. Derisinden sıyrılıp padişahı uyandırıp dedi, "Ey padişahım, ben filan kadınım, kızı yola getiremiyorum ama sana bir tavsiye vereyim. Kalk kaleye git, kız ne durumda gör." Kadın bu sözleri söyledikten sonra padişaha bir çubuk verdi ve dedi ki, "Eğer kız sana yüz vermezse bu çubukla onu küçük bir köpeğe çevir. Bir ay sonra kız gelip ayağına kapanacak, o zaman onu insan haline döndür. İnsana döndüğünde ona tekrar teklif et. Kız kabul edecek ve sen de böylece onu alırsın." İşte kadın padişahı böylece kandırdı. Sonra diğer kadın yine anlatmaya devam etti. "Ey pehlivan delikanlı, dinle ve bil. Bu konuşmanın içinde büyük güvercin küçük güvercine dedi ki, "Bacılı, bacılı," küçük güvercin, "Can bacılı," büyük güvercin, "Bacılı, bacılı, konuşmamızı yarıda bırakalım, yarısını yarın konuşuruz." Bir süre sonra gördüm ki güvercinler uçup gittiler. O gece ağacın dibinde yattım. Sabah kalkıp gördüm ki güvercinler yine gelip aynı dalda konmuşlar. Küçük güvercin dedi, "Bacılı, bacılı, konuşmamız yarım kaldı. Anlat bakalım, amca kızı ve amca oğlunun sonu ne oldu?" Büyük güvercin anlatmaya başladı ve dedi ki, "Eğer kadın uyuyorsa uyansın, uyanıksa dinlesin." Padişah kadını gönderdikten sonra gece yarısı kaleye gitti. Kapıyı açıp içeri girdi, merdivenleri çıkarak kızın odasına ulaştı. Padişah baktı ki orada bir kız ve bir delikanlı var ve yatıyorlar. Hemen çubuğu vurup onları küçük birer köpeğe çevirdi. Aşağı inip kalenin kapısına büyük bir kilit vurdu ve nöbetçi koydu. Sonra küçük güvercin büyük güvercine dedi, "Bacılı, bacılı, kadın o köpekleri bulup getirebilir mi?" Büyük güvercin cevap verdi, "Neden bulamasın? Gece yarısı biraz bayıltıcı koku alıp kaleye gitsin. Görecek ki kapıda bir nöbetçi oturuyor. Nöbetçi uyuklamaya başlayınca bayıltıcı kokuyu burnuna verip onu bayıltsın. Sonra köpekleri alıp evine götürsün." Küçük güvercin yine sordu, "Bacılı, bacılı, kadın bu köpekleri nasıl insana çevirebilir?" Büyük güvercin cevap verdi, "O büyücü kadını bulup başını kesmesi, ya kanından onlara vermesi ya da büyülü çubuğu bulup her birine bir kez vurması gerekiyor. Eğer böyle yaparsa onlar büyüden kurtulacaklar, yoksa kurtulamayacaklar." İşte konuşmalarını bitirir bitirmez güvercinler ağaçtan uçup gittiler. Ben de kalkıp biraz bayıltıcı aldım.
gece yarısı kaleye doğru gitmeye başladım. Kaleye varıp nöbetçinin uyuduğunu gördüm. Hemen bayıltıcıyı burnuna verip nöbetçiyi bayılttım. Kaleyi açıp içeri girdim. Kapıyı açınca köpekler beni görür görmez üzerime atıldılar. Onları kucağıma alıp eve getirdim. Şimdi her cuma gecesi bu köpekleri birbirlerinin yanına bırakıyorum. Bunlar da birbirleriyle oynayıp yorulup sonunda uyuyakalıyorlar. Ben de başlarında oturup ağlıyorum. Nuşaperi Hanım duydukları karşısında çok üzülmüş, geceyi kadının yanında geçirmiş, sabah erken kalkıp kendi konağına gitmiş. Odasının kapısını açıp içeriye girmiş, evde oturmuş. Akşam olunca Nuşaperi Hanım eski bir kadın kıyafeti giyip şehri gezmeye çıkmış. Pazarda yürürken şehrin naibini görmüş. Nuşaperi Hanım naibi görür görmez ona göz kırpmış. Naip onu görmüş ve yanına alıp evine götürmüş. Naip eve varır varmaz hemen karısının kolundan tutup döve döve onu tandıra atmış, tandırın ağzını kapatmış. Sonra Naip gelip Nuşaperi Hanım'ın yanına oturmuş. Nuşaperi kapının çaldığını görmüş. Bir köylü kızı elinde bir tepsi pilav içeriye girmiş. Tepsiyi Naip'in önüne koymuş. Naip pilavı bitirdikten sonra köylü kız da eğlenmeye başlamış. Biraz sonra Naip köylü kızın yüzüne bir tokat atıp onu göndermiş. Naip Nuşaperi Hanım'ın yanına gelmiş. Naip Nuşaperi Hanım'la eğlenmek istemiş. Ama Nuşaperi Hanım Naip'in belindeki kılıcı çekip kendi kılıcıyla boynunu vurmuş tandıra doğru gitmiş. Tandırın ağzını açıp Naip'in karısını çıkarıp evine götürmüş. Onlar orada kalmışken sana kimden haber vereyim? Padişah'tan haber vereyim. Sabah padişaha haber gitmiş ki Naip'i öldürmüşler. Bu haberi duyan padişah kırmızılar giymiş ve tahtına oturmuş. Vezirini çağırıp ona demiş. Vezir, sana 3 gün mühlet veriyorum. Naip'i öldüreni bulmalısın. Eğer bulamazsan senin boynunu vurduracağım. Vezir padişahın yanından çıkıp eve gitmiş, ağlamaya başlamış. Vezir ağlarken, size kimden haber vereyim? Vezirin kızından haber vereyim. Vezirin bir kızı varmış. Bu kız her türlü büyü ve ilimden haberdarmış. Vezirin kızı babasının odasında ağladığını görünce onun yanına gelip demiş. Babacığım ne oldu, neden ağlıyorsun? Vezir demiş. Kızım kendi işine bak. Benim derdime çare olamazsın. Vezirin kızı demiş. Babacığım sen bana sırrını anlat. Belki bu sırra çare bulurum. Vezir demiş. Madem ki öyle beni dinle. Padişahın bir naibi vardı, onu öldürdüler. Padişah bana 3 gün mühlet verdi ki naibi öldüreni bulayım. Nereden bulacağımı bilmiyorum, ne yapayım? Vezirin kızı bunun üzerine, babacığım bu benim elimde, ben bunu bulurum demiş. Bunu duyan vezir, kızım nasıl senin elinde diye sormuş. Vezirin kızı demiş, babacığım sen git bana bir falcı kıyafeti al. Bu kıyafeti giyip seninle birlikte padişahın kapısının önünde bekleyeceğim. Sen gidip padişaha dersin ki bir falcı buldum, naibi öldüreni bulacak. Vezirin kızı babasını pazara göndermiş. Vezir gidip kızına bir falcı kıyafeti almış. Falcı kıyafetini getirip kızına vermiş. Vezirin kızı falcı kıyafetini giymiş, falcı kılığına girmiş. Babasına demiş, tamamdır, hazırım, gidelim. Babası kızını yanına alıp padişahın yanına gitmiş. Kız kapıda durmuş, vezir selam verip padişaha demiş ki, padişahım sağ olsun, bir falcı buldum, yerin altını da biliyor, üstünü de. Bana söz verdi ki, naibi öldüreni bulacak. İzin verirseniz gidip falcıyı çağırayım. Padişah razı olmuş.
falcıyı çağırmalarını emretmiş. Vezir aşağı inip kızına gitmiş. Kızını padişahın yanına götürmüş. Vezirin kızı padişahın yanına gelince iki elini göğsüne koyup selam vermiş ve ayakta beklemiş. Ta ki padişah ona yer gösterene kadar. Padişah ona yer gösterince vezirin kızı diz çöküp oturmuş. Padişah ona sormuş. Sen falcı mısın? Kız cevap vermiş. Evet falcıyım. Padişah demiş. Benim bir naibim vardı. Onu bugünlerde öldürdüler. Eğer onu öldüreni bulursan dünyada ne istersen sana veririm. Eğer bulamazsan boynunu vurduracağım. Bu sözü duyunca vezirin kızı bir hareket yapıp hemen fal atmaya başlamış. Falcı işini bitirdikten sonra padişaha demiş. Padişahım sağ olsun. Eğer kızmazsanız söyleyeyim. Padişah demiş. Söyle kızmam. Vezirin kızı. Padişahım sağ olsun. Naibini öldüren kendi kızın Nuşaperi Hanım'dır. Bu sözü duyan padişah tahtından fırlayıp ayağa kalkmış. Vezirin kızı padişahın kudurduğunu görünce saklanacak bir yer bulmuş. Hemen oradan kaçıp gitmiş. Padişah o kadar kızmış ki falcının yerine vezirin boğazını sıkıp boğmaya başlamış. Bu gürültüye saraydaki herkes toplanmış. Veziri padişahın elinden zar zor almışlar. Padişah emretmiş ki o falcıyı bulup boynunu vurun. Şehre haber yayılmış ama falcıyı bulamamışlar. Acaba burada bunlar olurken Nuşaperi Hanım ne yapmaktadır? Aynı zamanlarda Nuşaperi Hanım babasına bir mektup yollamış. Ey babacığım, falan kalede iki küçük köpek var, onları büyüden kurtarman gerekiyor. Eğer kurtarmazsan seni babam olarak kabul etmem. Padişah bu mektubu okuyunca çok kızmış. Nuşaperi Hanım'ı şehirden çıkarmalarını emretmiş. Adamlar gelmişler Nuşaperi Hanım'a demişler ki padişah emretti şehirden çıkman gerekiyor. Nuşaperi Hanım bu sözü duyunca bana 2 saat mühlet verin demiş. Haber padişaha gitmiş, padişah demiş tamam verin. Nuşaperi Hanım bu 2 saat içinde kıyafetini değiştirmiş, bir takım pehlivan delikanlı kıyafeti giymiş, bir takım erkek kıyafeti alıp heybesine koymuş. Babasının ahırına gitmiş. İyi bir at bulup binmiş, şehirden çıkmaya başlamış. Nuşaperi Hanım yolda giderken, ben size kimden haber vereyim? Eşkıya başından haber vereyim. Eşkıya başı mağarasında tek başına oturuyormuş. Yolcuları soyup soğana çevirirmiş. Baktı ki yolda bir atlı geliyor, hemen atına binip Nuşaperi Hanım'ın önüne dikilmiş. Nuşaperi Hanım baktı ki yolunun üzerinde kara bir adam duruyor. Ona demiş, ''Ey atlı, yolumdan çekil, gitmeme izin ver.'' Eşkıya başı, ''Ey pehlivan, yıllardır bu dağın eteklerinde duruyorum. Buradan geçen bütün adamlar benim naramdan tir tir titrer. Ama senin gözlerin başka türlü bakıyor. Seninle güreşeceğim. Kim kimi yenerse onu öldürecek.'' Nuşaperi Hanım, ''Ey genç adam, kendine yazık etme, yol ver gideyim.'' demiş. Eşkıya başı, ''Hayır, seninle güreşeceğim.'' diye cevap vermiş. Nuşaperi Hanım baktı ki bu adam vazgeçmeyecek, atından inip eşkıya başı ile dövüşmeye başlamış. Nuşaperi Hanım bir nara atıp eşkıya başını yerden kaldırıp göğe savurmuş. Öyle bir vurmuş ki, eşkıya başı paramparça olmuş. Nuşaperi Hanım atına binip yoluna devam etmiş. Dağlardan sel gibi, tepelerden rüzgar gibi kendini İstanbul şehrine ulaştırmış. Orada bir dükkanın önünde durmuş. Aşçıbaşı Nuşaperi Hanım'a doğru gelip demiş ki, ''Ey delikanlı, sen kimsin? Burada neden duruyorsun?'' Nuşaperi Hanım, ''Gurbetteyim, babama kızıp buralara geldim.'' diye cevap vermiş. Aşçıbaşı bu delikanlıyı görünce ona kanı ısınmış ve demiş ki,
''Ey delikanlı, senin adın nedir?'' Nuşaperi Hanım erkek kıyafetindeyken cevap vermiş, ''Adım Ahmet.'' Aşçıbaşı demiş ki, ''Ahmet, yanımda çırak olarak kalmak ister misin?'' Yine erkek bir genç kıyafetindeki Nuşaperi Hanım, ''Kalırım.'' diye cevap vermiş. Aşçıbaşı onu dükkana götürüp demiş ki, ''Bu dükkan, bu da senin yatacak yerin.'' Nuşaperi Hanım kollarını sıvayıp bulaşıkları yıkamaya başlamış. Ertesi sabah öyle bir yemek pişirmiş ki kimse bu yemeğin tadına doyamamış. Nuşaperi Hanım'ın yemek yapma yeteneği bütün şehre yayılmış. Herkes gelip Nuşaperi Hanım'ın olduğu dükkanda yemek yemek istiyormuş. Aşçıbaşı bakmış ki önceden 50 altın kazanırken şimdi kazancı 3 katına çıkmış. Onlar burada kalmışlar, ben sana nereden haber vereyim, sana İstanbul padişahının vezirinden haber vereyim. İstanbul padişahının vezirinin çocuğu yokmuş, karı koca Allah'a dua edip çocuk istemişler. Bir gün vezir, İstanbul padişahının oğlunu kucağına alıp gezdirdiğini görünce morali çok bozulmuş. Hemen dışarıya çıkmış. Şehrin sokaklarında gezerken yolu bu aşçının dükkanının önüne düşmüş. Dükkana bakıp bir çırağın olduğunu görmüş. Ay parçası gibi bir delikanlıymış bu çırak. Vezir hemen dükkana girip bir yer bulup oturmuş. Nuşaperi Hanım bakmış ki dükkana yeni bir müşteri gelmiş. Hemen onun önüne gidip demiş ki, ''Ne yemek istersiniz?'' Vezir demiş, ''Bana lezzetli bir yemek getir.'' Nuşaperi Hanım gitmiş, yemek getirmiş, onun önüne koymuş. Sonra gitmek istemiş. Vezir onu durdurup demiş ki, ''Ey delikanlı, senin adın nedir?'' Nuşaperi Hanım, ''Adım Ahmet'tir.'' demiş. Vezir yemeğini yiyip evine dönmüş. Akşama kadar dolanmış. Gece yarısına doğru vezir kalkmış ve aşçının dükkanına gitmiş. Bakmış ki dükkan kapalı ama çırak içeride. Kapıyı çalmış. Nuşaperi Hanım kapıyı açıp demiş ki, ''Ne istiyorsunuz?'' Vezir demiş, ''Ahmet, ben İstanbul padişahının veziriyim. Yıllardır Allah'a dua edip çocuk istedim ama Allah beni bu nimetten mahrum etti. O yüzden seni evlatlık almak istiyorum. Ne dersin?'' Nuşaperi Hanım kabul edip demiş ki, ''Sorun yok ama sabah olsun, ustam gelsin, onunla hesaplaşayım, sonra gelirim.'' Vezir bu sözü duyunca sevinerek evine gitmiş. Nuşaperi Hanım geceyi uyuyarak geçirmiş, sabah erken kalkmış. Dükkanı süpürmüş, eti hazırlayıp yemek pişirmeye başlamış. Bu sırada aşçı gelmiş. Nuşaperi Hanım aşçıya demiş ki, ''Ailem aklıma düştü, bana izin ver memleketime gideyim. Onları çok özledim.'' Aşçı bu sözü duyunca ona yalvarmaya başlamış. ''Ne oldu, benden bir kötülük mü gördün?'' Nuşaperi Hanım demiş ki, ''Senden hiçbir kötülük görmedim. Ama ailem, memleketimiz aklıma geldi. Onları çok özledim. O yüzden gitmek ve onları görmek istiyorum.'' Sonunda aşçı demiş ki, ''Madem gitmek istiyorsun, karar senindir.'' Nuşaperi Hanım aşçıdan ayrılmış, eşyalarını alıp gitmiş. Vezir de evden çıkıp dükkana geliyormuş. Vezir bakmış ki delikanlı geliyor. Nuşaperi Hanım vezirin yanına varınca selam vermiş. Vezir demiş ki, ''Ahmet, şimdi gel bizim eve gidelim.'' Vezir Nuşaperi Hanım'ı evine götürüp karısına demiş ki, ''Karıcığım, işte bu delikanlıyı evlatlık aldım.'' Vezirin karısı Nuşaperi Hanım'ın alnından öpmüş, onu evlatlık olarak kabul etmiş. Nuşaperi Hanım burada kalmış. ''Ben size kimden haber vereyim? Ben size İstanbul padişahından haber vereyim.'' İşte bu sırada elçi gelip İstanbul padişahına demiş ki, ''Padişahım, Frengistan padişahı ile Kandahar padişahı
senden 7 yıllık vergi istiyor. İstanbul padişahı bu haberi duyunca veziri yanına çağırıp demiş ki, vezir, önceden Frangistan padişahı tek başına gelirken ona cevap veremiyorduk. Ama şimdi Kandahar padişahı ile birlikte gelip 7 yıllık vergi istiyorlar. Vezir, önceden Frangistan padişahı tek başına gelirken ona cevap vermiyorduk. Ama şimdi Kandahar padişahı ile birlikte gelip 7 yıllık vergi istiyorlar. Buna nasıl cevap vereceğiz? Vezir demiş, padişahım, bunun bir çaresi yok. Ya savaşmalıyız ya da 7 yıllık vergiyi vermeliyiz. İstanbul padişahı demiş, vezir, git düşün, gücümüz bu 2 padişaha yeter mi savaşmak için? Yetmezse 7 yıllık vergiyi vermeliyiz, başka çaremiz kalmıyor. Vezir kalkıp padişahın yanından eve gitmiş. Nuşaperi Hanım bakmış ki üvey babası çok üzgün. Nuşaperi Hanım vezirin odasına girip demiş ki, babacığım, neden böyle üzgünsün? Vezir demiş, evladım, her yıl Frangistan padişahı üstümüze gelip bizden 7 yıllık vergi istiyordu. Biz de Frangistan padişahının ordusunu geri püskürtüyorduk. Ama bu yıl Frangistan padişahı Kandahar padişahı ile birlikte geliyor. Nuşaperi Hanım babasının adını duyunca ayağa kalkıp demiş ki, babacığım, beni padişahın yanına götür. Gerekirse bu 2 padişahla ben savaşacağım. Vezir demiş, evladım, gökte ararken yerde buldum. Ne olursun beni üzme. Nuşaperi Hanım ise gitmeliyim diye cevap vermiş. Vezirin çaresi kalmamış. Nuşaperi Hanım'ı alıp padişahın yanına gitmiş ve demiş ki, padişahım, bu benim oğlum. Oğlum, Frangistan ve Kandahar padişahlarına karşı savaşmak istiyor. Padişah demiş, vezir, senin oğlun yoktu. Bu nasıl oldu? Padişahım, bu benim göz bebeğim olan oğlum. Annesi onu o kadar çok seviyordu ki yıllardır evden dışarı bırakmıyordu. Bunun üzerine padişah, madem ki oğlun savaşa gitmek istiyor, ben bir şey demiyorum. Padişah emretmiş, tüm ordu Nuşaperi Hanım'ın emrine verilmiş. Nuşaperi Hanım kendi odasına gitmiş. Bir takım pehlivan erkek kıyafeti almış, baştan aşağı giyinmiş, atına binmiş, kendini denizin kıyısına ulaştırmış. Bakmış ki babası Kandahar Şahı'nın ordusu karadan, Frangistan ordusu gemilerle gelmiş. Her ikisi de inip çadır kurmuşlar. İşte ben bu sırada sizden başka birinden haber vereyim. Size kimden haber vereyim? Frangistan padişahının oğlu Melik Cümşüt'ten. Frangistan padişahının oğlu Melik Cümşüt ordunun komutanıymış. İstanbul padişahının ordusuna bakıp ordunun başındaki delikanlı yiğidi görmüş ve kendi kendine demiş, eyvah, keşke bu yiğit benim kardeşim olsaydı. Nuşaperi Hanım da Frangistan padişahının oğlunu görür görmez ona aşık olmuş. Nuşaperi Hanım savaşın başlamasını beklemiş. Orduları kırıp geri püskürtüp İstanbul padişahına haber gitmiş ki Frangistan padişahı ve Kandahar padişahı geri çekildi. İstanbul padişahı bu haberi duyunca çok sevinmiş. O gün davul çaldırıp büyük bir kutlama yapmış. Bir süre sonra Frangistan ve Kandahar padişahı tekrar İstanbul padişahına saldırmış. İstanbul padişahı Nuşaperi Hanım'ı yeniden göndermiş. Nuşaperi Hanım savaş kıyafetini giymiş, kılıcını beline bağlamış, ordunun önüne geçmiş. Her iki tarafta çadır kurmuş ama bu sefer Nuşaperi Hanım Frangistan ordusunun saldırısını bekliyormuş. Biz bu arada size Frangistan padişahının oğlundan haber verelim. Frangistan padişahının oğlu Melik Cümşüt
İstanbul padişahının ordusuna bakmış ve başlarındaki delikanlı yiğidi görmüş. Hemen bir mektup yazıp elçiye vermiş, Nuşaperi Hanım'a göndermiş. Nuşaperi Hanım mektubu açıp okumuş. Frangistan padişahının oğlu yazmış ki, ''Ey pehlivan, seninle kardeş olmak istiyorum. Eğer kabul etmezsen kendimi öldüreceğim.'' Nuşaperi Hanım adam gönderip demiş ki, ''Frangistan padişahının oğlunu yanıma çağırın.'' Adam gidip Frangistan padişahının oğluna demiş ki, ''İstanbul padişahının komutanı seni çadırına çağırıyor.'' Melik Cümşüt baştan aşağı giyinip kendini süsleyip Nuşaperi Hanım'ın yanına gitmiş. Bakmış ki gerçekten yiğit bir delikanlı var karşısında. Melik Cümşüt demiş ki, ''Ey pehlivan, ben babamın ordusunu geri döndüreceğim ve seninle kardeş olacağım. Bundan sonra sen ne dersen ben onu yaparım.'' Nuşaperi Hanım ise bu delikanlıya aşık olmuş ve hemen orada üzerindeki erkek kıyafetlerini çıkarıp kendini açıklamak istemiş ama biraz sabredip demiş ki, ''Melik Cümşüt, benim kalbimde bir yemin var. Şimdi bu yemini yerine getirmeliyim. Babamın ordusunu geri götür. Eğer benimle gelmek istiyorsan gel kılıcımdan geç, ben de senin kılıcından geçeyim, yemin edelim.'' Her iki pehlivan da kabul etmiş. Melik Cümşüt babasının ordusunu geri göndermiş. Nuşaperi Hanım bakmış ki düşman tarafında ses yok. Savaş davulunu çaldırmış. Atına binip kılıcını çekmiş. Savaşa başlamış. Melik Cümşüt de Nuşaperi'ye katılmış. Nuşaperi Hanım bir nara atıp babasının ordusunu önüne katmış. Kandahar şehrine kadar gitmiş. Kandahar padişahına haber gitmiş ki, iki pehlivan ordunu kırıp geçti, az kaldı şehre girecekler. Kandahar padişahı bu haberi duyunca vezirini çağırıp demiş ki, ''Vezir, buna bir çare bul.'' Vezir demiş ki, ''Padişahım, buna bir çare yok. Şehirdeki tüm kahraman savaşçıları, tüm pehlivanları, tüm yiğitleri gönder. Belki başarabilirler.'' Padişah emretmiş, şehirdeki tüm pehlivanlar, yiğitler, kahramanlar, delikanlılar savaş meydanına gitmiş. Hepsi savaş kıyafetlerini giymiş, kılıçlarını alıp meydana çıkmışlar. Nuşaperi Hanım ve Melik Cümşüt bakmış ki yer karınca gibi adam dolu. İki pehlivan kılıçlarını çekmiş, kendilerini ordunun içine atmış. Biri sağdan girmiş, biri soldan orduları biçmişler. Bir süre sonra Kandahar padişahına haber gitmiş ki ordular mahvoldu. Padişah bu haberi duyunca kendini parçalamaya başlamış. Hemen falcıyı çağırmış. Vezir kızıyla birlikte padişaha gitmiş ve padişah falcıya demiş ki, ''Ey falcı, bak bakalım bu savaşın sonu ne olacak?'' Vezirin kızı fal atıp demiş ki, ''Padişahım, dinle ve bil. Üstüne saldıran, pehlivanlarını kırıp geçiren kendi kızın Nuşaperi Hanım'dır.'' Bu sözü duyan Kandahar padişahı hemen kendisi de bir savaşçı kıyafeti giymiş, atına binmiş, kendini meydana atmış. Nuşaperi Hanım bakmış ki bu sefer meydana gelen babasıdır. Melik Cümşüt'e demiş ki, ''Melik Cümşüt, bu yaşlı pehlivanla uğraşma, sen diğer pehlivanlara saldır, onu ben öldüreceğim.'' Melik Cümşüt bunu kabul etmiş, diğer askerlere doğru saldırmış. Ama Nuşaperi Hanım babasının olduğu tarafa gitmiş. Nuşaperi Hanım babasıyla yüz yüze gelip demiş ki, ''Baba, nasılsın?'' Kandahar padişahı başını eğmiş, tek kelime etmemiş. Fırsatını bulup kızını öldürmeyi düşünüyormuş. Nuşaperi Hanım kılıcını çekip babasının boynunu vurmuş. Sonra şehre gitmiş. Emretmiş, falan evde bir kadın var. O kadının yanında iki küçük köpek var, gidip onları getirin.
köpekleri alıp gelmişler. Köpekler gelirken biz de size vezirin kızından haber verelim. Vezirin kızı anlamış ki Nuşaperi Hanım onu öldürecek. Kendi kendine demiş ki, gidip o köpekleri insan yapan kadını bulup Nuşaperi Hanım'a vereyim, beni affetsin. Hemen bir büyü okuyup avcı kuş olmuş, göğe yükselmiş. Oğlanla kızı köpeğe çeviren kadını bulmuş. Görmüş ki kadın tandırın başında ekmek yapıyor. Vezirin kızı gökten inmiş, kadını pençesiyle yakalamış, bağırta bağırta Nuşaperi Hanım'ın yanına getirmiş. Nuşaperi Hanım sormuş, bu kimdir? Vezirin kızı demiş, bu o kız ve oğlanı köpeğe çeviren kadındır. Nuşaperi Hanım kılıcını çekmiş, kadının başını vurmuş, kanından bir şişeye doldurup köpeklere vermiş. Köpekler o anda insan olmuşlar yeniden. Sonra Nuşaperi Hanım Melik Cümşüt'ü yanına çağırıp demiş ki, ey Melik Cümşüt, bu tahta otur, adaletle hükmet. Melik Cümşüt tahta oturup padişah olmuş ve Nuşaperi'ye demiş ki, kardeşim sen nereye gidiyorsun? Bu sırada Nuşaperi Hanım diğer odaya geçip erkek kıyafetini değiştirmiş ve üzerine çok güzel bir kadın elbisesi giymiş, süslenmiş. Melik Cümşüt'ün karşısına çıkmış ve ona demiş, Melik Cümşüt, beni tanıdın mı? Melik Cümşüt ise, hayır diye cevap vermiş. Bunun üzerine Nuşaperi Hanım, ben seninle yemin eden pehlivanım demiş. Melik Cümşüt hayretler içerisinde, ey kız, bu sırrı bana anlat demiş. Nuşaperi Hanım Melik Cümşüt'ün yanına oturup başına gelenleri ona bir bir anlatmış. Melik Cümşüt onun cesaretini görünce sevgisi bin kat artmış. İkisi de düğün hazırlıklarına başlamış. Bundan sonra Nuşaperi Hanım ile Melik Cümşüt'ün 40 gün 40 gece süren düğünleri yapılmış. Bu büyük düğünde 40 büyük kazanda 40 çeşit yemek pişirilmiş. Tüm yoksullara, çaresizlere yemekler dağıtılmış. Onlar yoksulların yanında olup halka iyi davranmışlar. Nuşaperi Hanım ile Melik Cümşüt bundan sonraki hayatlarında mutlu ve mesut olmuşlar. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.